Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Pehlivan, pehlivan. İkiyi çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Biri ak, biri kara. İkisinin de zoru para. Altta geldim diye erinme. Üste çıktım diye şişinme. Alta gelirsen apış. Üste çıkarsan yapış. Bir köşede Elazığlı, yedi göbekten eşkıya torunu, Çöpdemiroğlu, Kadir Pehlivan. Öbür köşede Paris'in yiğidi, kimin neyi, kimin nesi, ne olduğu belli olmayan kara ponçik Pascal Pehlivan. Kadir Pehlivan? Efendim, Pascal Pehlivan. Abi ne yapıyorsun sen? Ya değişik bir açış denemesi yapayım dedim Pascal. Bu Kırkpınar cazgırı abiler vardır. Onların salavatlaması gibi bir şey olsun istedim ya. Ya Kadir, sen iyice oldun ya. Kardeşim, bizi inovasyon denen şey yakıyor. O inovasyonu kim çıkardıysa ben ona ne diyeyim ya? Nedir ya bu? Herkes daima inovatif bir şey istiyor canına yandımın. Millet değişiklik manyağı oldu ya. Ama Kadir, sen de var ya, abartın be. Biz göreçiyiz. Ya illaki güreşçi olmak mı lazım Pascal? Bizimkisi de bir tür güreş yani. Kolla değil, konuşarak güreş. Radyoculukta pehlivanlık gibi bir şey kardeşim. Abi lütfen, normal edin ya. Ya o değil de Pascal, o kısmetin içinde ellerini sokup bir şeylere okkalıyorlar ya pehlivanlar. Sırf bu yüzden pehlivan olmadım ben ya. Yoksa bende yakıcı yıkıcı bir kuvvet vardı yani. Genetiğimden geliyordu tabii. Ya Kadir, harbiden mi? Neyi tutuyorlar? Pascal, çok değişik tevatürler var. Ama hiçbirini dillendirmek istemiyorum yani. Yapma ya. O kadar kötü mü? Ya şöyle diyeyim. Anlatsam 3 gün uyku uyuyamam ya. Aman abi. Anlatma. O vakit biz vatandaşımıza dönelim Pascal. Dönelim abi. Trafikte çile çeken halkımızın çilesini yüreğimizde hissetmeye hazır mıyız Pascal? Hazırım dayı. Hisset. Bak. Sen böyle mi acı hissediyorsun hocam? Evet. Vesikalık çektirirken hani ezbere yüzüne bir şekil veriyorsun ya, sen ayan ışık gibi çıkmayı umarken bir bakıyorsun Dalyan Topatan gibi çıkmışsın. O şekil bir ifade var la şu an yüzünde. Ne anlatıyorsun sen ya? Ya diyeceğim, halkımızın negatifini çok çok emip pozitifi dazı dazı vermek için hazır mıyız? Hazırız abi. Yapıştır o zaman Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim, bize tweet atana piyangodan en az son 5 rakamına göre teselli ikramiyesi çıksın. Atmayan da radyoyu açtığında en sevdiği şarkının bitişine denk gelsin diyoruz. Oo, ağır oldu bu. Ağır konuşurum. Ağır konuşurum. İşiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin. Hadi bakayım efendim. Bu arada Instagram'dan da bizi takip etmek isteyen olabilir. Efendim, benim adresim Kadir Çopdemir. Pascal Numan adresi de B Numa 21. Başlıyoruz. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes sir. Ve işte o an geldi Pascal. Hangi an ya? Benizlerin sarardı. Of. Duyguların tosardı. Ay. Şiir dünyasının sisli yamaçlarında neşe, coşku içinde. Üf. Efendim, öyle bir halde koşturup duyduğumuz o yani şiir zamanı, şiir. Sen mi aldın? Hayır Pascal. Bu sefer Posta Gazetesi'nin yurdum şairleri köşesinden hakikaten çok yüksek sanatlı bir halk şiiri okuyacağım. Eyvah eyvah. Kadir yapma ya. Yapacağım. Halkımı kendi şairleriyle içinden çıkan müthiş cevherlerle buluşturacağım. Hiçbir güç buna engel olamaz Pascal. Abi bari çabuk oku. Evet efendim, işte Posta Gazetesi'nin yurdum şairleri köşesinden bir şiir. Of. Şairimiz Hasan Yıldız. Mersin Erdemli'de yaşıyor. Kendisi zannederim bardan pavyondan çıkmayan bir abimiz. Çünkü daha önce de bir Rus kızı Natali diye bir şiiri vardı. Onu okumuştum. Bir barda tanıştığı Natali'yi anlatıyordu.
Şimdi yine bir barda tanıştı, Seda'yı anlatıyor bu şiirinde. Vay Hasan abi vay. Kınamayalım Pascal. Sanatçı böyle toplumun her katmanını geziyor, görüyor, gördüklerinden duygu tosu artıyor. İşte Hasan Yıldız'ın da yüksek sanatlı bir şiiri bu. Seda ile tanıştım Tömük'te gazinoda şiirin adı. Tömük nerede ya? Ne bileyim oğlum ben işte Allah Allah. Bozma lan duyguyu. Seda ile tanıştım Tömük'te gazinoda. Emektar olmuştu çalıştığı bu barda. Islanmak isterim el ele yağmurda karda. Keşke onunla ömrümüz geçse ıssız bir adada. Vay Hasan abiye bak. Uyanık ya. Kızı var ya ıssız adayı açacak. Kadir bunlar var. İnce plan var. Güzel gülüp güzel oynar bu Seda. Geçmişte onu yakalamıştı bir kara sevda. Çok hoşlandım ama dengim değildi. Benden çok büyüksün. Sen abimsin dedi. Ah Hasan abi ya. Hep öyle derler. Boş ver ya. Yükselsin. Gerçekten yaşlıyım Seda'ya göre. Ama değişmem onu tüm mankenlere. Bakınca için tuhaf oldu o boyalı ellere. Ömür boyu düşmesin zalim ellere. Vay Hasan abim, vicdanlı abim. Görüyorsun değil mi? Bak, Türk erkeği ne kadar asıl. Önce kızı hafiften bir yükseliyor. Kız bunu abimsin ben senin bacınım çekince. Ondan sonra doğaya dönüyor. Mutlu olsun istiyor. İşte biz buyuz Pascal. İşte Türk erkeği gerçeği. Ya he Kadir. He. Aslansınız. Kaplansınız. Sen var ya nankörsün oğlum. Türk erkeğin bir gün kıymeti bilinecek merak etme. Bir gün bizi anlayan bir millet çıkacak kadın millet. Abi kusura bakma. Sizin karınız var ya. Türk kadınından başkası çekmez. O da doğru. O da doğru. Türk kadını gibisi var mı ya? Dünyanın en güzel elleri Türk kadınındadır. Bak ben sana söyleyeyim. Diş bahsinde de fena değildir Türk kadını. İngiliz kadını el al, beygir gibi dişi var lan İngiliz kadını. Türk kadına bakımsız diyorlar. Yalan abi, bizim kadınımız çok Avrupalı kadından daha bakımlı. Yani ha, iş güç bazında çok işte toprak, çanak, şu bu. O yüzden bakamıyor olabilir. Yahu bak, Fransız kadına epilasyon denen icattan haberi yok bence ya. Vallahi öyle Kadir. Ha nedir, kalça göbek sorunsalını aşamıyoruz biz Türk kadınında. O da olacak bir gün. O var hepimizde. Boşver. Efendim bayan dinleyicilerin de gönlünü yaptıysak o zaman devam edelim. Bir yapıştır bakalım, bir şey yapıştır. Şarkı marka reklam bir şey yapıştır. Aragaz. Gazınızı alan tek program. Aragaz. Aragaz haber. Orta Doğu'da sular durulmuyor. Suriye, İran ve Rusya'dan sonra Araplar da arıza çıkardı. Ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü atasözü yüzünden Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiklerini söyleyen bir kısım Arap ne varmış yüzümüzde diyerek Türkiye'ye nota verdi. Dışişleri Arapların verdiği notayı TRT Müzik Dairesi'ne gönderip bunlar ne diyor bir bakın diyerek inceleme istedi. Survivor'a yeni ekip geliyor. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler grubundan sonra gelecek sezon için ünlüler, gönüllüler ve Ankara güdüllüler diye ayrı bir grup kurulacağı açıklandı. Güdüllülerin çok yarışmacı bir ruha sahip olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı bu açıklamadan yarım saat sonra tropik güneş altında fazla kaldığım için güneş başıma geçti. Öyle bir açıklama yaptım ama güdüllüler, müdüllüler bu yarışmada olmayacak dedi. Bu açıklama üzerine Ankara'nın Güdül ilçesinde Acun'un kuklası yakıldı. Kim milyoner olmak ister de büyük şok. Bilindiği gibi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına ilk turda elenen üniversite mezunları damgasını vurmuştu. Yarışmada 5 tur atlayan üniversite mezununun ilkokul 2. sınıf terk olduğu ama yarışmaya katılabilmek için sahte üniversite diploması beyan ettiği ortaya çıktı. Yarışmanın yapımcısı 5 tur birden geçince üniversiteli olduğundan şüphelendik ve şüphemize de haklı çıktık dedi. Otobüste gençlik faciası. Toplu taşıma aracında göz göze geldiği kızın kendisine gülümsemesi üzerine fenalık geçiren genç hastaneye kaldırıldı. Kesiştiği kızdan pozitif karşılık alınca beyin a**laması geçiren genç sayısı bununla beraber 27'ye yükseldi. WhatsApp'tan beklenmedik gelişme. Gri tık ile mesajlaşma hadisesine başka bir boyut getirilip sevenlerin arasını bozan WhatsApp'tan bir hamle daha. Mor tık. Mor tık aslında mesajın ekrana düşünce WhatsApp'ı açmadan okudu ama görmezlikten geliyor anlamında olacak. Mor tık yüzünden milyonlarca sevgiliyi korku sarmış durumda. Aragaz.
babasını bile tanımaz. Aragaz Haber. İstanbul'daki hava ve yol durumunu almak üzere helikopterden trafik Çaydar'a bağlanıyoruz. Alo, Aydar Bey. Şair'in gezdim Çin'i, Maçin'i, hatta Frangistan'ı görmedim böyle ala ve derana memleket. Giymiş kimileri şalvarı, kimi dahi fistanı, ***ler kavanoz gibi sürüsüne bereket diyerek övdüğü, lodos koyraz bir sıcak bir soğuk derken insanların tersemleyip kukumav kuşu gibi boş boş baktığı, düşen çiğlerle ıslak tren raylarının sevenleri ayırdığı, martıların hep sabah çatılardan hüzünleri çalıp yerine yeni umutlar bıraktığı, Boğaz'da dalgaların sintine suları yüzünden çamaşır suyuna dönmüş rengiyle sevdalı kıyıları dövdüğü, şehirlerin kraliçesi, asaletin pasaklı kontesinden, İstanbul'un göklerinden hepinize sevgiler saygılar Kadir Şöpdemir ve Paskallığıma. Haydar Bey, şu an nerede uçuyorsunuz? Şu an Zeytinburnu üzerinde uçuyorum Kadir Şöpdemir. Orada trafik nasıl? Burada şu an bir insanlık dramı yaşanıyor. Zeynep Kamil Hastanesi'nde sakallı bebek doğdu diye sabahın erken saatlerinde çıkan bir dedikodu yüzünden halk trafiği kilitlemiş durumda. Sakallı bebeği görmek isteyen vatandaşlar, tabii abi zina ile bina çok arttı zaten, sakallı bebek de son kıyamet alameti diyerekten geyiğe sarmışken içeriden bebek komple sakallı değil, entel şarkıcılar gibi alt dudağının altında bir tutam lülü tabir edilen sakalı var ama uzun sivri favorili ve alaburus tıraşlı şeklinde gelen haber üzerine Zeytinburnu trafiği iyice dağıtmış durumda. Buradan uzakta durmakta fayda var. Peki E5'te durum nedir Haydar Bey? Kadir Şöpdemir, E5 trafik her zamanki gibi tutmuş durumda. Hatta bile bile E5 trafiğine çıkan nişanlısını arayıp senin gibi beyinsiz bir adamla evlenemem diyen nişanlı kız yüzünden nişana attığı eleman E5'in ortasında oturma eylemi yapmak istedi ama o ara trafik açıldı ve boş yeridi gören İstanbul Hali kamyonları oturma eylemi aşk acısı falan dinlemeyip gazlayarak oturma eylemi yapan genci böyle adeta bir tıkara sümüğü gibi asfalta yapıştırdılar. Temde durum ne? Temde temin üstünde uçuyorum ki temi sordum paskanlığıma. Temde şu an ilginç bir durum var. Nedir Haydar? Temde bu sabah trafik hiç tıkanmadı. Hatta iki araba arka arkaya bile gelmedi. Trafik o derece akıcıydı. Aman nazar değmesin diye tem kenarında otlayan Suriyeli mültecilere ait olduğu iddia edilen bir deveyi kurban kesmek isteyen sürücüler temde trafiğin var. Her geçen aracın sürücüsünün alnına bir parmak kurban kanı sürmek isterken hızla gelen tırın çarpması sonucu Maslak'tan Rami'ye kadar fırlayan şahsın baba eski semalarında görüldüğü ve Malkara'ya doğru gittiği belirtildi. Peki Aydar, köprüler nasıl? Yani birinci köprüde trafik çok akıcı, ikinci köprüde trafik kilit. İkinci köprüden birinci köprüye korsan filmlerdeki gibi halat atarak akan trafiğe ulaşmak isteyen sürücülerden Boğaz'a düşenler oldu. Balıkçıların ağına takılan bir sürücü uzun süre müren balığı zannedilerekten Kumkapı Balık Pazarı'nda ayaklarından aşağı sallandırılarak teşhir edildi. Şahsın abi beni salın ben balık değil adamım demesine aldırmayan kalender balıkçılar konuşan balık haydi diyerekten şahsa kurumasın diye hortumla su tuttular. Balıkçı ağına takılan her büyük balığın ağzına kafasını sokarak selfie çektirme adetinde olan kimi İstanbullular yüzünden şahsın çene kemiği yalama oldu. Lan oğlum lan ne oluyor lan? Haydar Bey ne oldu, iyi misiniz? Balıkçılar şimdi de haydi uçan balık diyerekten benim helikopteri yakalamaya çalışıyorlar. Kumkapı'ya doğru düşüyorum. Bakayım. Evet, Kumkapı meyhanelerinde çalan bir ince saz takımın üstüne doğru düşüyorum. Alo klarnetçi, çekil oradan klarnetçi. Hop düşüyorum. Evet bakayım, düştüm. Klarnetçi ve birinci keman telef, darbukacıda hasar yok. Sevgiler efendim. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz Haber. Ekonomideki son gelişmeleri almak üzere ekonomist ve yatırım danışmanı Profesör Doktor Eşber Sifte hocamız stüdyomuzda. Eşber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim ya. Gadanızı alırım ya. Nasılsın, iyi misin kardeş? Hocam teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Senin o bıcır bıcır konuşan var ya, tatlı dillerini yerim lan Araboğlu. Vallahi billahi ya. Gündüz feneri sen ha. Ne tatlı dili var lan bunun böyle Kadir. Evet, evet Eşber hocam öyledir. Şimdi de ekonomide önemli bir gelişme var. Petrolün varil fiyatı sürekli düşmekte malum. Dünya piyasaları çok tedirgin. Hocam şuradan başlayalım. Neden düşüyor petrolün varil fiyatı? Şimdi kardeş benden duymuş olmayın. Araplar petrolün içine ***'muş la. Ne?
Araplar diyeyim kardeş ya, bu petrol valilerin içine çöydürüyormuş kardeş bunlar ya. Bak dikkat et, son bir aydır bütün arabaların çekişi falan hep düştü. Vallahi ya, hiç yokuş mokuş çıkamıyorlar ya. Benzin fitresi dayanmıyor kardeş ya, hep bu yüzden ya. Aman hocam, olur mu öyle saçma şey ya? Arap niye affedersin çöldürsün petrolün içine? Lan oğlum 20 yıla kadar petrol bitiyor. Petrol bitince kim arabı kardeşim ya? Petrole çöldürler ki biraz geç bitsin diye ya. Hiç rasyonel değil bu söylediğiniz Eşber hocam. Peki Tokyo borsasındaki bu ani düşüş için ne diyeceksiniz? Ha? Hadi oğlum ve abuk subuk bir şey dediniz. Niye düştü Japon borsası? Ya Japon borsasının düşmesini falan bırak da, sen geçen ay Antalya'daki ekonomi kongresine ben bir Japon manita düşürdüm kardeş. Var ya, hele bir görsen gözler çekik. Var ya, böyle bütün cerahati böyle çekti aldı ha. Anji Santoranaga ha, çekti aldı kardeş ya. Ama hocam ayıp be. Lütfen Eşber hocam, size hiç yakışıyor mu ya? Bir bilim insanısınız siz. Bilimsel konuşun ya. Ne sormuştun sen kardeşim? Tokyo borsası neden düşüyor diye mi sordun ya? Evet Eşber hocam, lütfen bilimsel anlatın. Tabii bilimsel anlatacağım Pascal. Aç kardeşim. Yine mi? Aç Pascal, göster Tokyo borsasını. Of, peki mi adım? Bak bakalım Kadir, ne durumda Tokyo borsası? Aa çok ilginç hocam. Tokyo borsasında sihir var birkaç tane. Var, evet. Evet yapar. Borsa düştüğü zaman sıkıntıdan sihir basar kardeş. Kapat Paskal'cım. Hocam bu yeri gelmişken sorayım. Borsaya kötü olmak diye bir laf var. Ne demek borsaya kötü olmak? Olmanın kardeş ekonomideki karşılığıdır. Kötü olmak. Yani borsada kötü olduğun vakit yani mantarladın demektir ya. Çok saçma ama ya. Peki Eşber hocam. Gayrimenkul yatırımlar için ne öneriyorsunuz? Kardeş valla ben anlamıyorum bu milletteki arsa aşkını. Lan oğlum bu toprağın üstü var ama altı da var oğlum. Öleceksiniz oğlum, öleceksiniz. Lan ne bu mal mülk hırsı ya? Lan mal da yalan, mülk de yalan, al eline biraz oyalan ya. Hocam o söz al eline şeklinde değildi galiba ya, değil mi? Ya neyse kardeş, şöyle bir çay bir çorba bir şey yok mudur burada ya? Sabahtan beri boğazımızdan sıcak bir şey gelsin. Ne bu kardeş, kuruduk burada ya. Gözünü seveyim bir yeşil çay falan verin ya. Kerbalaya mı düştük kardeş ya? Of. Aragaz sabah haberleri sona erdi. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, rim habire. Pascal. Yes mon ami. Bir dinleyici sorusu var. Hemen bakalım. Ama önce Twitter adresimizi ver. Vatandaş bize soracaklarını nereye göndereceğini bilsin en azından. Pascal Askizgi Kadir. Evet efendim, Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Pascal bir de combo alt çizgi alalım canım. Askizgi, Askizgi, Askizgi. Evet, meraklısına combo alt çizgi de verdik efendim. O vakit dinleyici sorusuna geçebiliriz. Serkanca diyor ki Kadir abi, efsane bir formula pilotu olduğunu neden bizden yıllarca sakladın diyor. Ne? Efsane bir formula pilotu olduğumu neden bizden yıllarca... bunu soruyor yani. Kadir? Sen? Tabii. Formula 1 pilotu muydun? Tabii kardeşim, Formula 1 yıllarca... Yani ben Formula'da yıllarca, yani ben acayip, ben markaydım ya, öyle diyeyim yani. Hadi saklamayın bunu daha fazla. Hadi canım ya, git. Ya benim pistlerde efsane gibi estiğim yıllarda rahmetli Senna vardı. Senna, o daha çömezdi ya. O adam ölmedi mi? Evet, Ayrton Senna bir yarışmada kazada öldü, yazık ya. Çok deli sürerdi zaten. Bunu bir gün çektim kenara, dedim koçum bak. Bak buyur Kadir abi dedi. Dedim çok deli sürüyorsun evladım dedim. Allah muhafaza sakatlık çıkaracaksın dedim. Abi tarzın bu dedi. Şık şıklı vites taktırdım, bayılıyorum dedi arabaya dedi. Lan s**tme şık şıkını dedim. Sen ne dedim, ben ne diyorum sen ne diyorsun dedim. Özür dilerim abi dedi bu. Bak dedim koçum dedim, kes hızını üzme el kızını dedim. Deli sürme akıllı sür aslanım benim, önün açık dedim. Çok ekmek yiyeceksin dedim. Öbür türlü zobadam diye gireceksin. Ondan sonra pekmezi akıtacaksın, göreceksin ben dedim. Doğru dedim Kadir abi dedim. Motora dedi şipitak taktırayım mı, ne dersin dedi. Baktım bu laf dinleyecek gibi değil. Kendi haline bıraktım. Schumacher'i aldım, onu yetiştirdim. Ondan sonra bu Hamburg'da gezen kişen, Hamburg gezen kişen hattı vardır. Dolmuşlarda muavindi bu Schumacher. Abi de ama atıyorsun ya. Lan sana yalan borcu mu var Pasko? İnanmıyorsan aç Schumacher'e sor. Peki Kadir, sen bu formülayı niye bıraktın? Şimdi ben de bir kaza sonucu formüle pilotluğunu bıraktım bro. Nasıl kaza? Monaco'dayız, Monaco yarışında.
en yakınımdaki arabayla arama köy kasaba koymuşum o kadar. Büyük fark atmışım. Baktım fark kapanmaz. Vitesi 3'e aldım. Hızı düşürdüm. Kolu dışarıdan salladım böyle. İnceden Monaco kıyısında dalgama bakıyorum yani. Aa, yolda bir tane melez güzeli. Abanoz biten. Olmaz böyle şey. Bembeyaz elbise yaldır yaldır. Böyle transparan. Rüzgar estikçe fitilli fitilli. Oy, o etekler rüzgarda çarpa çarpa çarpıyor. Ne diye ne diye? Filipi 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 diye. Neyse, kız da benim arabayı gördü, anında hasta oldu tabii. Kafamda kask var. Çıkarayım da cıvırla iki laf edeyim falan. Kaskı kafamdan çıkarmaya çalışırken biliyorsun Monaco'daki yollar böyle 8 çizer virajda. Evet abi, evim orada ya. Kes la reklamı, Allah Allah. Kaskı çıkarayım derken yolu kaçırmışım. Virajdan sen bir denize uç. Hadi canım. Denize mi düştün? Denize uçtum ama denize düşmedim Pascal. Nereye düştün? Virajın altındaki koyda bir Arap prensinin teknesi varmış. Arabayla teknenin üstüne düştük. Kaptan tabii pert, tekne pert. Lan ne oluyor falan, sağım solum elim ayağım derken baktım Arap prensi takmış ördekli kollu suda çırpına çırpına geliyor. Bağırıyor da bir yandan. Ne diyor ya? El hayvanat, el hayvanat. Mahvettin canım tekneyi. 130 milyon dolar para verdim falan diyor. Sen ne dedin? Lan oğlum önce insan ol dedim lan. Kaza yapmış adama bir geçmiş olsun dedim. Baktım hala bağırıyor çağırıyor. Kuğulu can simidinde geçirmiş beni. Ne bağırıyorsun lan? Kimsin sen dedim. Oo. Sen git kralın gelsin o zaman dedim ben. İyi demişsin. Evet, Kurtlar Vadisi'nden duymuştum bu lafı ama yeri geldi söyledik yani. Harbiden. Neyse prensin babası kral geldi. Bak o daha insanmış. Teknen sun genç ama sen de hasar kırık çıkık bir şey var mı? Maksat cana gelmesin, mala gelsin dedim. Bir hastaneye götüreyim istersen dedim. Ondan sonra bana yok baba iyiyim ben dedim. Ya bende sıkıntı yok dedim. Hasarı ne yapacağız dedi kral. Ya bak kral dayı dedim. Hata bende ama param yok dedim. Çalışır öderim artık dedim. Hadi git çalışıp da ödeyecekmiş dedi. Affetim dedi, öpelim dedi. Hadi olur böyle şeyler dedi. Biz de para çok alırız yenisini dedi. Elini öptüm. Onunla aferin lan Kadir Efendi, sendeki terbiyeyi gayet güzel gördüm dedi. Osmanlı terbiyesi almışsın, var git yolun açık olsun. Benden sana hayır dua dedi. Bir de dedi eğer tutarsan dedi Ataöy dedi, burunun sığmadığı yere sakın kafayı sokma dedi. Dua etti, takdir etti, gönderdi. Ama o günden sonra bir daha yarışa tövbelendim tabii, girmedim yani. Ya Kadir be, ne yazdın ya? Ne yapayım Pascal, adam sormuş, efsane formüle pilotusun diyor. Hayır desem muhabbet olmayacak. Tatlı tatlı sallıyoruz işte. Aa sen var yası. Tatlı dilli şeytan. Estağfurullah. Allah vermiş. Pascal benim bir marifetim yok. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, değil mi habire? Pascal. Yes Kadir Bey. Rihanna'yı bildin mi? Bilmem ya. Rihanna var ya benim canım. İyi ama Rihanna mutsuz be Pasko. Rihanna üzgün be bro. Kim üzdün Rihanna'yı? Rihanna bir dünya turnesine çıktı. Konser serisi var. Kısacası dünya turnesi Rihanna'nın elinde patlamış hacı. Ne diyorsun ya? İki konser iptal olmuş. Aslında seyircilikten iptal olmuş da ses tellerim tahriş oldu onun için iptal ettim demiş. Bak benim Rihanna'm. Kadir be, senden bir can var. Rihanna'yı ara. Ara abi ara. Ayıp ediyorum bro. Hadi hemen. Doğru, ben de onu diyecektim işte. Dar zamanda arayalım. Kötü gün dostu olduğumuzu gösterelim ya. Değil mi? Evet abi. Bize yakışan bu. Tamam, bize yakışan bu. Arıyorum lan o zaman. Arıyorum. Al arıyorum. Aha da çalıyor. Çalıyor. Alo. Rihanna'yla mı görüşüyorum? Selamun aleyküm Hacı Rihanna, ben Kadir Çöptemir. Bak Pascal Numa da yanımda. Ayla, kara tutum. Kim üzü seni ya? Ha, bir saniye Rihanna. Pascal bak Rihanna diyor ki kim üzebilir beni kara ponçim, sen rahat ol. Kimse üzmez bu kara kızı diyor. Et be Kadir be, bu kız var ya çok delikanlı. Rihanna, hastayım sana. Rihanna sana yavaş ol şampiyon dedi Pascal. Alo Rihanna canım, Pascal'la aranızdaki bu apaçı kezban cilveleşmesine bir ara mı versek ya? İki konseri iptal etmişsin. Hasılat zayıf olmuş. İlgi olmamış. Onun için diyorlar. Doğru mu? Evet. Ne diyor Kadir? Kadir'cim diyor. Allah bize ne rızık nasip ettiyse onu yeriz diyor. Bugün az olur yarın çok olur diyor. Aza çoğa bakınca diyor nankör değiliz diyor. Konserleri iptal ettim. Ses tellerim iltihap yaptı diyor.
travesti gibi çıkıyor sesim lan diyor. Biraz dinlendireyim kendimi diyor. Yavrum fazla bağırma. Anladım sen. Alo Riyan'dan. Canım bak şimdi madem boğazdan tarış oldu sana şifayı veriyorum. Kara turpla yiyeceksin ya, kara turp. Ha, alıyorsun onun içini oyuyorsun ama dibini delmeden. Kara turpu ha. Tamam yazdın mı? Oyuyorsun içini. Kara turpun içine hakiki çam balı döküyorsun. Bir gece bekletiyorsun. Ha. Zamanen balı aşkına yediğin vakit var ya Ümmü Gülsüm gibi şakımaya başlıyorsun. İstersen çık makberi çak. Tabii. Kara turpu oy, içine bal koy, bir gece beklet, zamanen ye. Bak bu kadar. Kadir be, bir sıkıntısı varsa bilelim. Ha Riyan'la Pascal diyor ki, tabii sana karizma yapmak için soruyor. Bir sıkıntısı varsa diyor, maddi manevi yanındayım diyor. İlk bize gelmezse bir daha bizi tanımasının hiç kıymeti yok diyor. Efendim? Ha, tamam bir saniye. Pascal, Riyan'la diyor ki madem öyle bana bir 50-60 bin dolar ateşlesin de iki konser iptal ettim ya borçlarımı ödeyeyim diyor. Aman aman. Kapat kapat. Ya Riyan'la bak şimdi sen az önce kalenderce konuştun ya az çok fark etmez dedin. Konserlerde hasılat iyi dedin. Pascal oradan yola çıkarak ha bunun durumu iyi para mara istemez diye düşünüp yalandan rüzgar yaptı. Sen şimdi 60 bin dolar isteyince bunun rengi attı bu Kamil'in ha söyleyeyim ben sana. Kadir Kadir tünel numarası onu yap onu yap onu. Ha bak Riyan'la Pascal şey diyor. Riyan'la sanki tünele girmişiz gibi numara çek kapat diyor. Bak şöyle aa tün... Çünkü ses ne gel? Sonra konuşuyor ha? Efendim? Oldu söyleyeyim. Tamam Riyan'dan hadi işin gücün rast gelsin. Tabancandan ses gelsin. Ne dedi? Diyor ki o Pascal'ın kara kutusunu belden takmalıyla diyor. Darbeli diyor. Darbeli ona söyle abi diyor. Of mesaj alındı. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Kadir. Şu an stüdyomuzda kim var? Dirboşum geldi. Evet. Yeryüzüne düşen ilk bilgi taneci. Kadim sırların sahibi. İskenderiye kütüphanesinden kurtarılan antik kitapların son kütüphanecisi. Mısır'daki Krallar Vadisi ve Lüksor'da edinilmiş bilgilerden bugüne kadar ulaşılan evrensel sırlara kadar bütün bilgilerin muhafızı. Efendim her şeyi bilen adam, kutsal kase sırrına sahip insanlardan bir tanesi. Yani cahillikle savaşan bir büyük şövalye. Hanımlar beyler çok kuvvetli alkışlarla Profesör Doktor Dilber Kortaylı hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz hocam. Hocam hoş geldiniz. Ay yani hoş bulduk ama sabah sabah yine cahillik her yanı sarmış. Yani sinirlerim laçka oldu, gastritim azdı yani. Ne oldu Dilber hocam yine? Ay buraya gelmek için sabah erkenden otobüse bindim. Yani İstanbul kartta kontür kalmamış. Ay acı acı öttü. Arkamdan gelene benim için basar mısın dedim. Olmaz çok yorgunum dedi. Yani mizah ne seviyelere düşmüş. Ay tiksindim sabah sabah ya. Ya ben sevdim espriyi hocam. Yani tabii sen de eceli cühela olduğun için normal karşılıyorum bunu. Sonuçta akademik bir kariyerin yok. Yayınlanmış bir makalen yok. Science Index, Ulusal Index hak getire. En son ne zaman bir şey yazdın sen? Ya lise 3'te kompozisyon yazmıştım hocam. Ay şimdi üstümü başımı parçalarım. Yani cahil içinde kaldım. Allah'ım nedir benim bu magurus talihim? Eceli cühela. Elif'i görsen pertek sanırsın. Hocam o da Elif'i görsen mertek sanırsın olacaktı. Maksus mu yapıyorsun Kadir? Bak çok pis küfür ederim. Maksus değil hocam. Mahsus diyeceksiniz. Türkçeyi düzgün kullanalım lütfen hocam. Onu bunu bırakalım da bugün sizinle bilim ve tarih dışında başka bir konuda sohbet edelim hocam. Fark etmez. Bana her konu bilim. Peki hocam. Van Persie için ne diyeceksiniz? Van Persie mi? Ay o da nedir yani yeni bir klima markası mı çıktı? Ha benim eve taktırdım bir kere klima. Ha çok cahil bir alet. O kanatları hep kafasına göre hareket ediyor. Sola çevir diyorum aşağı indiriyor. Yukarı kaldır diyorum sağa döndürüyor. Hocam bu klima kanatlarını kontrol edebilen bir insan evladı daha çıkmadı. Takmayalım kafamıza. Robbie Van Persie Fenerbahçe'ye bir futbolcu. Kendisi Hollandalı. Sürekli mutsuz. Sürekli hocasıyla problem halinde. Yani mutlu bir futbolcu değil.
Hollandalı mı dedin? Ay şimdi tabii bu Hollandalılar mutsuzluğa yatkın insanlar. Ben Amsterdam'da bunları coffee shoplardan çıkanlar dışında mutlu insan olanını görmedim. Yani bir tek mesela Heidi var. Benim tanıdığım, o da kafası güzel olmadığı halde mutlu olan Hollandalı, o Heidi denen cahil kız. O tabii mutlu oluyor işte. Peki hocam ya, bu Van Persie sizce mi mutsuz? Yani baktığın zaman onun hocası Vitor Pereira değil mi? Evet hocam. O adam niye hep slim fit giyiniyor? Koltuk kılıfı giymiş, pimaş borusu gibi dolaşıyor etrafta. Ay bu Portekizliler böyledir bak, kompleksli olurlar. Ünlü İspanyol tarihçi Domaleski Dolana ünlü tarih kitabı Dergülüs, Tutülüs, Kümülüs, Nümbüs adlı eserinin 16. bölümünün 7. hasiyesinin 40. hamisinde bunu net olarak belirtir. Dilber hocam, Van Persie neden mutsuz, onu anlatacaktınız. Yani ne bileyim ben neden mutsuz, yayınlanmış bir makalesi var mı bu Van Persie'nin hiçbir yerde? Yok hocam, sanmam ben. Cahil o zaman, halbuki cahiller mutlu olurlar. Ne demiş Nietzsche? Bilmemek mutluluktur. Ben Nietzsche'yi çok severim. Hocam be, Nietzsche'nin var ya, türküsü bir de var. Dos dos diye Nietzsche'sini sararım. Kadir. Efendim hocam. Ne diyor bu tipini? Kelime oyunu yaptı kendince hocam. Ay memleket ne günlere kaldı. Elin şoparı geliyor, Türkçe kelime oyunu yapıyor. Yazık vallahi, yazık. Bu arada Nihal adlı dinleyicimize size bir soru sormuş. Dilber hocam, aşk hayatınızı anlatır mısınız diyor. Hiç bahsetmiyorsunuz diyor. Özelinizi çok merak ediyoruz diyor. Dilber hocam. Dilber hocam, hayatınızda biri var mı? Evet, hayatımda özel biri var. Oo, hocama yakışır. Kim, sakıncası yoksa bu şanslı hanımefendiyi tanıştırır mısınız? Beynimle düzeyli bir ilişkim var. Pardon? Beyin diyorum, beyin. Hani sizde olmayan şey. Ben beynimle evliyim, beynime aşığım. Elimde olsa çıkarır öperim beynimi. Dilber hocam, sizin beyniniz de Einstein'ın beyni gibi kıvrımlı mı? Yok, benimki kıvrımlı değil, bordürlü. Ay Allah'ım, nasıl cahil insanlar bunlar. Resmen elitist oligarşiye hasret kaldım. Vallahi billahi, yani koyun sürüsü cahiller ordusu. Ama Dilber hocam, ayıp oluyor ama ha. Evet Dilber, yanlış konuşuyorsun. Siz bana atar mı yapıyorsunuz lan oğlum? Bak benim böyle sakallı entel kuntel olduğuma bakmayın. Ben doğuma büyüme kara gümrük çocuğuyum. Haritanızı çizerim yeminle. Dağılın lan, dağılı keserim vallahi. Pascal kaç yavrum, Dilber hoca falçata çekti. Ecelimi arıyorum lan. Var mı içinizde ecelim olacak bir delikanlı? Kaç kardeşim, kaç manyadı bu Dilber hoca. Kaç. Efendim yarın yine kaldığımız yerden devam ederiz. Paka. Bay bay. Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.